AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, A Haber Aksu TV ortak canlı yayınında gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı. Ünal, CHP'de tek adam düzeni yıkılır mı? Sorusunu yanıtladı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun dili Türk siyasetini uzunca bir süre zehirledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun maalesef nefret dili, hakaret dili, provokatif, manipülatif dili Türk siyasetini uzunca bir süre zehirledi. Ama o dil artık 24 Haziran'la birlikte iflas etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçmenle kurduğu, partiyle kurduğu ilişkiye baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde bir diktatör yattığını görüyoruz. Bizde bir söz vardır. Hani derler ya, kişiyi nasıl bilirsin? Kendim gibi bilirim. Yani hani dervişin fikri neyse zikri odur derler. Kemal Kılıçdaroğlu anladığım kadarıyla kendi diktatöryal zihin içeriğini AK Parti'ye yansıtmaya kalkış. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, yerel seçim erkene alır mı sorusuna ise gündemimizde erken yerel seçim yok yanıtını verdi. Şimdi geçtiğimiz günlerde yaptığımız açıklamayla Türkiye'nin gündeminde herhangi bir şekilde bir erken seçim olmadığını söyledik. Çünkü Türkiye daha yeni erken seçim atmosferinden çıktı. Türkiye'nin şu anda çok önemli gündemleri var. Türkiye'nin bir sistem değişikliğiyle beraber Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçişi, Türkiye'nin işte terörle mücadele, enerji politikaları, Türkiye'nin seçim öncesinde ekonomisine dönük ciddi bir takım operasyonlar gerçekleştirilmek istendi. Türkiye şu anda öncelikli olarak kendi gündemine odaklanmış durumda ve yeni hükümet sistemiyle birlikte Türkiye hızla yoluna devam ederken Türkiye'yi yeniden bir erken seçim atmosferine sokmanın doğru olmadığını ve bizim de gündemimizde böyle bir şey olmadığını kamuoyuyla paylaştık. Dolayısıyla biz hiçbir şekilde şu anda bir erken seçim düşünmüyoruz. Ünal, bedelli askerlik gündemde var mı sorusuna da açıklık getirdi. Şu anda bir hem meclis ayağında hem de Cumhurbaşkanlığı ayağında seçim sonrası bir yeni durumun şekillenmesi süreci var. Cumhurbaşkanımız seçimlerden önce ifade etmişti. Bedelli konusu seçimden sonra benim masamda olacak ilk gündem maddelerinden birisi olacak demişti. Dolayısıyla şimdi bu konuda gerekli çalışmalar, düzenlemeler neyse bununla ilgili süreçler tamamlandıktan sonra çalışmalar başlayacaktır.